Beni çektiğini düşündüm ama kamera sanki bu tarafa bakıyor gibi geliyor bana ama beni çekmiyormuşum. Peki, evet bugün bir deney yapıyoruz. Şöyle bir tablomuz var. Tahtayı gösterir misin? Sayın kameraman arkadaşım. Boş bir kamyonun tahmini kuvvet değeri, dinamometre ile okunan değer, taşla dolu, defter yüklü, kitap yüklü, kalemlik yüklü kamyon değerlerini istiyor bizler. Şöyle yapalım biz. Şimdi örneğin boş bir kamyonu dinamometre ile çeksem kaç Newton'u gösterir? Tahmin. Söyle, tahmin et. 1 Newton. 1 Newton, tamam. 1 Newton. Peki taş dolu olsaydı? 3 Newton. 3 Newton, tahmin bu. Peki defter yüklü? 6 Newton. 6 Newton. Ben Newton'ları yazmayayım, sadece sayıları yazayım. Kitap yüklü dersen? 5. Ve son olarak kalemlik yüklü olursa kaç? 2. Peki. Şimdi bakalım acaba tahminlerimiz doğru mu değil mi? Evet, şimdi bu tarafa geçelim. Şimdi burada kamyonlarımız var. 2 tane bakın. Çok güzel kamyonlarımız var. Anan bunlar gezerler. Bunları arkadaşlarımız evde yürütmüşler. Kardeşinizden mi aldınız? Kardeşim yok. Efendim? Benim. Ha, senin. Bu sarı kamyon senin. İşte İstanbul'da gördüğümüz sarı kamyon terörünü yapan arkadaşımız bu yollara çıkıp insanları ezen. Tabii ki değil. Bu onun oyuncak arabası. Bu tabii sarı kamyon. Güzel. Kardeşinden yürütmüş. Peki şimdi bakalım. Biraz yaklaşalım. Ayşe gel yaklaş biraz. Ayşe gel. Şimdi bu dinamometremiz. Dinamometremiz sıfırdan 1 kilograma kadar gidiyor. Yani 1000 Newton'a kadar ölçüm yapıyor. Takalım ucundaki kancayı ve bakalım acaba boş kamyonu çekince kaç olacak? Taktım ve çektim. Yani çok az. Burası gözüküyor mu Ayşe? Gözüküyor mu? Şöyle şu bakayım. An gözüküyor. Şöyle yapalım. Bakın şurası. Bu şu çizgi 100 Newton. Bunun her birisi 10 Newton'a denk gelir. Ve bu şu şekilde duruyor. Hemen ayarlamasını yapalım. Ayarını bozmuş kızlarımız. Hemen ayarlayalım. Şu şekilde olmalı. Evet, boşken böyle. Şimdi takıyorum. Takıyorum ve çekiyorum. Nerede çizgi? Ha, çizgi burada. Evet Ayşe, gözüküyor mu? Evet. Neredeyse sıfır. Boş kamyon yani 1 Newton olabilir. Neredeyse sıfır oldu. Bir yazalım. Bu tuttu. Peki. Taş dolduralım bakalım şimdi içine. Taş. Şimdi bakıyoruz bakalım. Acaba kaç çıkacak? Bakalım. Çekiyor musun? Evet. Kızlar siz de görün. Bakın şu an burası... Şu, bakın, çektiğimde uzun çubuğa geliyor. Yani 150 Newton'a denk geldi. 150 Newton'a denk geldi. O mu yazalım? 150. Evet, bir de aynı boş kamyon işini bu kamyonla deneyelim bakalım. Bir şey değişecek mi diye bakıyorum. Evet. Bu daha az oldu hakikaten. Bir de buna şimdi taş dolduralım. Tabii doldurabilirsek. Bunun biraz kasası küçükmüş. Evet. Her türlü nakliye işi yapılır. Reklamlar. Evet. Bu da 150. Hatta 170. Hatta bak 200'e geliyor. Niye biliyor musunuz? Ön tekerlekler ve arka tekerlekler. Hatta ön tekerlek, şöyle Ayşe bak tekerleği göster. Ön tekerleği, hatta arkası bile dönmüyor. Tekerlekler dönmediği zaman sürtünme kuvveti artıyor. Ama bunda ise tekerlekler düzgün çalışıyordu. O yüzden daha küçük değer gösterdi. Evet, sürtünme kuvveti burada fazla olduğu için bu kamyonda daha büyük değer gösterdi. O halde arabanın tekerleği sürtünmeyi azaltmaya yarıyor. Bu yüzden de arabalar tekerleği sayesinde hızlı gidebiliyor. Yani tekerlekleri mesela tekerlek yerine direktman yere yapışsaydı her yerindeyseydi
çok daha yavaş giderdi. Pekala. Şimdi şu tekerleği dönmeyen kamyonu kenara koyduk. Ne yüklüymüş? Defter yüklüymüş. Defter ama birkaç defter olsun. Üç defter olsun. Bir, iki, üç, beş. Tamam yeter. Üç, beş yaptık. Bakıyoruz. Altı olmuş. Altı diyor bir kişi. Bakıyoruz. 230. 230 çıktı kızlar. Peki defteri bire indirirsen. Defteri bire indirirsen. Durursa tabii ki. 2 20. İki çizgi geliyor bakın. 20 Newton. Tahmin 6 idi. 20 çıktı. Kitap yüklüye geldik. Şimdi bir fen kitabı alalım. Tamam, fen kitabı geldi. Yeter dur. Bir tanesini ölçelim. Defteri bir tane şey yaptık ya. Neredeyse bakın şu çizgi 100 Newton'un çizgisi. 9 çizgiye geliyor. 90 Newton'a geldi. Hocam iki tanesini daha aç. 90. Ve son olarak kalemlik yüklü. Tamam. Bir tane koyalım önce kızlar. Durun. Şunu koyalım dur. Barbili bu. Bu ne? Bu Barbili ama. Benim Barbili. Hiç sevmiyorum. Niye? Öğrencide çocukları kandırdığı için. Evet. 4 bölme 40 Newton. Evet. Şimdi bu tablodan anladığımız şey, tahminlerimizin çoğu tutmadı. Evet, biri tuttu ve buradan şunu anladık. Kullandığımız ağırlık miktarı arttıkça dinamometrenin gösterdiği değer arttı. Bu bir. İkincisi, şu kamyonumuzun tekerlekleri düzgün dönmediği için hala dönmüyor. Ama bunda ise rahat döndüğü için tekerleği dönmeyen daha büyük değer gösterirken tekerleği dönen daha küçük değer gösterdi. İyi ki iki arkadaşımız birer tane kamyon getirmişler. Teşekkür ediyoruz onlara. Böylelikle tekerleğin dönmediğinde sürtünmeyi arttırdığını ve ağırlığı da, yani motorun çekim gücü de diyebiliriz, dinamometrenin gösterdiği ağırlık da diyebiliriz, arttığını bize göstermiş oldu. Ve şuraya geldiğimizde tahminlerimiz ile dinamometrede okuduğumuz değerler arasında nasıl bir ilişki var? Cevap çoğu yanlış. Başka bir soru var mı? Yok. Evet, sor. Çünkü o elindeki rastgele yapılmış bir dinamometre. Bu ise ders aletleri yapım merkezinde ayarlanarak doğru bir şekilde ayarlanmış bir dinamometre. O yüzden onun ölçtüğü, sendekinin ölçtüğü doğru değildir. Ya da sizin mesela arkadaşımızın yaptığı bu. Rastgele yazmış onları. Yani o yüzden bu sayılar tutmayabilir. Yani bir de sen oraya rastgele bir değerde yazdın. Bunlar ise adam ölçmüş, biçmiş, tartmış, ona göre yay koymuş. Tamam. Doğru da içine koyduğun lastiği sen koydun. Belki de o ölçüm değerleri için daha ince, daha kalın, daha esnek, daha az esnek lastik gerekiyordu belki de. Yani evde yaptığımız bütün dinamometreler, eğer ki böyle sağlam bir dinamometreye göre yapmadıysanız yanlıştır. Hocam. Efendim. Doğru da adam bunu laboratuvarda ölçerek ayarlıyor. Rastgele değil, kafasından çok güzel oldu ya bu olsun demiyor. Efendim? Yani bu 7. sınıf konusu, Newton değeri değer olarak, örneğin bir cisim 1 kilogramsa Newton olarak 1 çarpı 10, 10 Newton'a eşittir. Yani 1 kilogram 10 Newton. Fazla gibi gözükebilir ama 7'de teferruatını vereceğiz. Efendim? Hocam ben
araştırdım ama bulamadım. Ben de santimetre yaptım. Çünkü dinamometre ile santimetre eşit değil birbirine. O yüzdendir. Peki, burada videomuzu sonlandırmadan önce son bir soru alalım. Buyurun. Hocam, dinamometrenin içinde yay var değil mi? Evet, gösterdim ya az önce. Yay var. Sarmal yay var içinde. Şuradaki. Evet, var var. Var. Yani şunun gibi bir sarmal yay var. Evet, teşekkür ediyoruz. Herkese görüşmek üzere. Hoşça kalın.